İyi akşamlar, merhabalar herkese. Bir Perşembe söylesinde daha beraberiz. Bu hafta bizim de Emek ve Adalet Kadın Grubu olarak kısa bir süre önce bileşenlerinden olduğumuz ve destekçilerinden olduğumuz Eşitlik İçin Kadın Platformu'nu konuşacağız. Kısa ismiyle Eşik Platformu nasıl kuruldu, ne gibi çalışmalar yapıyor ve aslında Türkiye'deki kadın mücadelesinin içerisinde nasıl bir yerde duruyor aslında bunları konuşacağız. Konuğumuz hukukçu aktivist Gökçe Çiçek Ayata. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ben şöyle başlamak istiyorum aslında. Eşik çok kurulalı herhalde çok uzun zaman olmadı diye biliyorum. Biraz bize kuruluş sürecinden bahsedebilir misiniz? Yani feminist örgütlerin böyle bir çok fazla içinde bileşeni olan bir grup. Bu yani böyle bir ortak zeminde buluşma gerekliliği nasıl doğdu ve nasıl aslında Eşik kurulmuş oldu? Öncelikle belki şey söylemek lazım. Şimdi aslında Türkiye'deki kadın hareketinin bu tarz platformlara dair deneyimi oldukça fazla. Bu bir ilk değil ama en geniş ve en kapsamlı platform. Ama daha öncesinde de işte 2005'lerde TCK değişiklikleri sırasında, Medeni Kanun değişiklikleri sırasında, 2002 sürecinde, sonrasında işte nafaka, işte 6.284 sayılı yasa, İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması sürecinde pek çok aslında farklı farklı platformda çok sayıda kadın örgütü bir araya geldi zaten. O yüzden bu kadın hareketine yabancı bir örgütlenme tarzı değil. Daha önceden de sıklıkla birlikte ortak zeminlerde ve bağımsızlığını koruyarak ortak söz üretmeye alışık bir hareket, kadın hareketi aslına bakarsanız. Önce onu söylemek lazım. Eşik nasıl kuruldu? Ya aslında pandemi biliyorsunuz bu yıl hepimizin hayatını çok değiştirdi. Eşik kurulmadan önce benim de içerisinde yer aldığım 2009'da kurulan Eşitlik İzleme Kadın Grubu Nisan ayından itibaren bir takım online toplantılar yapmaya başladı. İnfaz yasası hatırlarsınız tartışılıyordu o dönemde pandemi ve cezaevleri üzerinden, ama orada da hem infaz yasasının içerisinde çıkacak olanların, şiddet faillerinin habersiz şekilde çıkması ve kadınların tekrar şiddetle karşı karşıya kalma riski olması üzerinden, hem de çocuk istismarı ile ilgili bir takım riskli düzenlemeler üzerinden öncelikle ilk toplantı infaz yasası ile ilgiliydi. Sonrasında işte kadın örgütleri, belediyeler, barolar, meslek örgütleri ve uluslararası sürece dair 6 tane toplantı yapıldı. Bu toplantılar açıkçası harekete iyi geldi, hepimize iyi geldi. Bir arada olmak ve hem pandemiyle yüzleşmek, hem pandemi sürecinde özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili neler yapılacağına dair konuşmak iyi geldi hepimize. Bu her hafta düzenlenen 1,5 aylık toplantı periyodu sonrasında özellikle infaz yasasının çıkması ve aslında çok daha eski dönemlerden itibaren konuşulan, önümüze açıkçası pişirilip tekrar getirilen çocuk istismarcılarına af konusuyla ilgili bir toplantı yapalım istedik. Bu toplantı üzerinden de aslında eşiğin, yani Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun daha sağlam şekilde temelleri atılmaya başlanmış oldu. Öncelikle o sürece dair bir takım çalışmalar yaptık. Ve platformun üyeleri şu an için 310 civarında örgüt, platform bileşeni, kadın örgütü, aynı zamanda LGBTİ örgütü. Bunun dışında da 150 civarında işte meslek örgütü, diğer hak örgütleri, sendikalar gibi destekçi bir şeyi var, grubu var platformun. Dediğim gibi çocuk istismarıyla başladı ama hemen arkasından zaten gene bir süredir beklenen ve zaman zaman aslında dile getirilen İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırılar çok yoğunlaşmaya başladı. Bunun üzerine Eşik aslında şeyi çok net koydu kendi önüne. Kadın haklarına yönelik saldırılar, topyekün bir saldırı söz konusu, nafaka gene
yaşadığımız yakın dönem bu konudaki kadın haklarına yönelik saldırılardan bir tanesi. Tüm bunları ele almak üzerinden açıkçası kuruldu. Ve sürece bakarak o an için ne söz konusuysa kadın haklarına yönelik şu an işte daha önde olan konu İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı gibi gözüküyor. Ama takip edenler görmüşlerdir işte son 1-1,5 ay içerisinde Aile Sosyal Politikalar Bakanı nafaka ile ilgili de tekrar açıklamalar yapmaya başladı örneğin. Nafaka da şu an çalışma alanlarımızdan bir tanesi. İşte yarın bir gün başka bir konuda kadınlara yönelik, kadın haklarına yönelik, kadınların kazanılmış haklarına yönelik bir saldırı söz konusu olduğunda, bir müdahale söz konusu olduğunda eşik aslında bunları da hep birlikte ele alacak bir yapı. Ciddi bir örgütlenme ve dinamik bir örgütlenme. Sadece işte büyük şehirlerden kadın örgütlerinin dahil olduğu bir yapı değil. Yerelde çok fazla, yani kadın hareketi Türkiye'de oldukça güçlü, hatta tüm hak hareketlerinden güçlü ve bunu da bir arada olmanın yolunu kadınlar belki de daha hızlı buldu diğer hak hareketlerinden. Yani işte pandemi sonuçta Ocak itibariyle konuşuluyor, biliyorsunuz Mart'tan itibaren çok daha ilk böyle işi ciddiye alan görece tedbirler ortaya çıktı. Biz Nisan ortası itibariyle aslında çalışmaya başladık ve pandemi sürecinde haklarımıza yönelik saldırılarla ilgili ne yapabiliriz üzerinden birlikte hareket etmenin yollarını, yöntemlerini aramaya başladık. Oldukça da iyi gidiyor bence. Hepimize iyi gelen ve sadece bize iyi gelmekle ilgili değil tabii ki bu. Yani yereldeki bütün kadın örgütlerini de güçlendiren, aynı zamanda da hareketi güçlendiren bir yapı oldu eşik. En son mesela meclis göreve kampanyasını düzenledik. Meclisi izliyoruz şu an için. Kadına yönelik şiddet İstanbul Sözleşmesi ve son süreçte de bu bütçe sürecini takip ediyoruz. Ona ilişkin ilk rapor yayınlandı zaten. Bundan sonrasında da takip eden raporlar yayınlanacak. Meclis bu konuları nasıl gündeme alıyor? Gündeme almalı konusunda da aslında bir baskı oluşturmak üzere. Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi yani 300 aşkın aslında kadın örgütü, LGBT örgütleri ve STK'ların dahil olduğu bir yapı. Peki böyle çok farklı grupların olduğu bir platformda nasıl bir iç işleyişiniz var? Yani nasıl, kendi aranızda nasıl bir iş bölümü yapıyorsunuz? Karar alma mekanizmalarınız neler? Biraz daha eşiğin iç işleyişini size sormak istiyorum. Ya öncelikle dediğim gibi yani bu ilk başlayan haftalık toplantıları devam ettiriyoruz. Her hafta mutlaka toplantı yapıyoruz. Aynı zamanda çalışma gruplarımız var farklı konularda. İşte hukuk grubundan uluslararası çalışma grubuna, işte görsel gruptan metin yazma grubuna, bir de koordinasyon grubumuz var. Çalışma gruplarının temsilcilerinin yer aldığı, aslında her hafta bir araya geldiğimizde veya kendi mevcut iletişim ağlarımız üzerinden daha acil durumlarda daha hızlı haberleşerek hem haftalık süreci değerlendirmek, yeni gelişmeleri, bir önceki haftayı, duyumlarımızı değerlendirmek, aynı zamanda da bundan sonraki stratejimizi çizmek üzerinden her hafta bir araya geliyoruz. Orada dile getirilen öneriler, alınan kararlar üzerinden de ilerliyoruz. Anladım. Peki bu çalışma gruplarını biraz daha açabilir misiniz? Yani mesela meclis izleme komisyonunuz var diye biliyorum sanırım. Yani farklı farklı çalışma gruplarınız var. Biraz onları biraz daha detay verebilirsiniz. Ya şöyle, aslında dediğim gibi şeyle ilgili o an ihtiyaçla ve etkili olacağını düşündüğümüz eylemle ilgili zaman zaman hani kısa süreli veya işte devamlı devam eden hukuk grubu gibi mesela çalışma grupları var. Meclis izleme grubu görece daha yakın tarihli bir grup. Orada da işte hani ne yapılıyor? Bir grup
tutanakları takip ediyor, bir grup Meclis TV'de yayınlanıyorsa eğer takip ediyor, medya taraması yapıyoruz ve bunlar üzerinden bir rapor haline getirme çalışması gerçekleştiriliyor ve bu da meclis göreve etiketiyle bir önceki rapor zaten kendi web sitemizde de yayınlanmış durumda. Oradan da veya sosyal medya ağlarımızdan da takip edebilirler dileyenler. Şimdi bakayım istiyorum, yanlış bir şey söylemeyeyim diye. İlk raporumuzu 1 Ekim'de yayınlamışız. İkinci raporumuz da yakın zamanda yayınlanacak zaten. Araya bütçe süreci girdiği için, bütçeyi de birlikte takip etmek istediğimiz için, bütçede kadın nasıl yer alıyor, yer alıyorsa da nasıl bir bakışla yer alıyor, onu görmek istediğimiz için de bütçe süreci girdiği için daha fazla iş yükü çıktığı için onu da dahil ettiğimiz bir rapor olması açısından birazcık öteledik. Peki biraz daha... Kadın örgütlerinin, eşik içerisindeki örgütlerin ve bileşenlerin arasındaki politik ortaklaşmayı aslında ben sormak istiyorum. Yani sadece feminist mücadele değil, farklı konularda da yani bir eylem, bir çalışma yapacağınız zaman nasıl kendi aranızda bir politik ortaklaşmaya varıyorsunuz? Nasıl bir tartışma süreci aslında geçiriyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Şimdi zaten dediğim gibi hani kadın hareketine yabancı bir örgütlenme tarzı değil platform örgütlenmesi. Eşik içerisinde bileşen olarak yer alan yapıların tümü zaten kendi diledikleri eylemlerini kendileri yapmaya devam ediyorlar. Buna yönelik bir şey yok zaten. Yani kendi yani buna dair tabii ki zaten bir kısıtlama vesaire bir şey söz konusu olamaz tabii ki. Onun dışında ama eşik olarak birlikte yapacaklarımızı da birlikte konuşuyoruz ama zaten böyle bir geleneğimiz de olduğu için hareketin içerisinde ortaklaşılacak konuları bulma konusunda da evet tabii ki bazı konularda daha çok tartışılması gerektiği zamanlar olabiliyor ama ortaklaşabiliyoruz. Yani sonuçta konularımız çünkü temelimiz ortak. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik bir saldırı var. Sözleşmeden çekilmesi halen tartışılıyor ve hala bu konuda netleşmiş bir durum söz konusu değil. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddet anlamındaki şu anki en önemli belge ve biz kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için mücadele eden gruplar olarak İstanbul Sözleşmesi'nin ne yönelik saldırılara topyekun bir arada durabiliyoruz. Yani bu bizim için ortaklaşmak anlamında yeterli. Yani çünkü İstanbul Sözleşmesi uygulansın sözünü söylüyoruz. O yüzden de çok da zor olmuyor açıkçası. Yani tabii ki tartıştığımız oluyor ama ortak yol bulma konusunda bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi birbirimizi duymak ama bir taraftan da hep bağımsız kalmak. Çünkü yıllardır yaşadığımız süreçler bizi aslında kadın hareketinin gücünün bağımsızlığından da kaynaklı olduğunu çok açık şekilde ortaya koydu. Aramızda farklı örgütlerden, farklı siyasi görüşlerden kadınlar var ama amacımız kadınlara yönelik ayrımcılığı ve şiddeti ortadan kaldırmak üzerinden mücadele etmek olduğu için. Mesela partilerle görüşmeler yapılıyor, meclis içi, meclis dışı partilerle görüşmeler yapılıyor. Burada da tüm partilerle görüşüyoruz. Çünkü taleplerimiz, mesela acil 5 talebimiz var. Bu 5 talep hangi partiyle konuşulursa konuşsun aynı 5 talep zaten. Çünkü bu platform olarak ortaklaştığımız 5 talep olduğu için o yüzden böyle bir durduğumuz yer bağımsız olduğu için elimiz çok güçlü açıkçası. Evet. Ben aslında biraz daha şeyi de konuşmak istiyorum. Yani Türkiye'de evet yerel örgütlerle daha büyük ölçekli örgütleri de aslında bir araya getiren bir platform oldu Eşik. Ama aynı zamanda uluslararası feminist hareketlerle de bir ilişkisi var. Zannediyorum geçen ay, yanlış hatırlamıyorsam, geçen ay bir uluslararası toplantı düzenlediniz mesela. Evet. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı saldırılara yönelik birçok ülkeden feminist katıldı. O toplantıya da. Uluslararası dayanışma peki, feministler arasındaki uluslararası dayanışmayı Eşik nasıl görüyor? Sizce bunun nasıl katkısı var mücadeleye?
Öncelikle toplantıdan kısacık bahsedeyim. Toplantıda aslında çok sayıda ülkeden katılımcı vardı ama konuşmacılar asıl olarak birebir İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırıların yoğunlaştığı ülkelerden katılımcılardı. İşte Polonya, Hırvatistan, Macaristan gibi ki biliyorsunuz sonrasında zaten hemen arkasından Polonya'da kürtajla ilgili yaşanan süreci de takip etmişsinizdir. İstedik ki bir araya gelelim. Zaten çalışma gruplarından bir tanesi de uluslararası çalışma grubu. Yani hem o örgütlülüğü, uluslararası ilişkileri kurmak anlamında çalışan bir grup hem de uluslararası alanda olanları veya Türkiye'de olanları uluslararası alana taşımak, uluslararası alanda olanları da Türkiye'ye taşımak üzerinden çalışan bir ekibimiz de var. Bu arada hani bu bahsettiğim çalışma grupları ve platformun içerisindeki herkes sonuçta gönüllü olarak yapıyor. Yani eşik platformu profesyonel çalışanı olan bir yapı değil. Bunu özellikle de belirtmek isterim. Tümü kadın mücadelesinin içerisinde yer alan kadınlardan oluşan ve gönüllü olarak bütün bu çalışmaları yapan bir ekipten söz ediyoruz. Uluslararası toplantıda da diğer ülkelerde İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik daha ziyade diğer saldırılar da konuşuldu ama bu saldırılar konuşuldu ve bu mücadelede hangi ülkede ne tür stratejiler hem haklara yönelik söz söyleyenler tarafından hem de kadın hareketi açısından ne tür söylemler, ne tür eylemlilikler gerçekleştiriliyor? Bunları nasıl ortaklaştırabiliriz? Birbirimizden neler öğrenebiliriz üzerinden yapılan bir toplantıydı. İki dilli yapıldı. Hem Türkçe-İngilizce simultane çeviri yapıldı. Bu hafta içerisinde de çift dilli olarak gene Eşitlik İzleme Kadın Platformu'nun YouTube sitesinden izlenebilir halde olacak. Toplantıya katılamayanlar da oradan takip edebiliyor olacaklar. Sonrasında da zaten aynı gruplarla iletişimi sürdürüyoruz. Şu an 25 Kasım'da ortak bir şey yapılabilir mi diye çalışıyoruz. Ama tabii 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü olduğu için her ülkenin kendi içerisinde de başka dinamikler, başka mücadeleler söz konusu olabiliyor. O konuda da ama çalışma yapmaya devam ediyoruz. Yani hem Türkiye'de hem yurt dışında takım işbirlikleriyle irili ufaklı çok sayıda çalışma yürütülüyor. Yani şimdiye kadar mesela Türkiye'de kadına yönelik şiddetle ilgili belediyelerden bu kadar çok çıkış bu yıla kadar hiçbir zaman yapılmamıştı. Bu Eşik sayesinde oldu. Biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Mayıs, Haziran ve sonrasındaki süreçte çok sayıda belediye işte afişlerle, sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyurularla, bastıkları bildirilerle vesaireyle aslında bu sürece destek oldular. Farklı dediğim gibi çalışmalar yürütülüyor. İşte mecliste İstanbul Sözleşmesi yaşatır veya uygulansın maskesi takan milletvekilleri ile kurulan ilişkiden tutun da partilerle yapılan toplantılara dediğim gibi çok sayıda iş bir arada yürütülüyor aslında Eşik'te. Evet, çok güzel açıkladınız. Teşekkür ederim. Biraz daha yerel örgütlenmelerle ilgili konuşabiliriz aslında. Yani Eşik'in içerisinde çok farklı yerelde örgütlenen küçük ölçekli kadın grupları da dahil. Ve aslında o yerel örgütlerle daha büyük ölçekli örgütler bir araya gelmiş, ortak bir zeminde buluşmuş ve ortak eylemlerde yer almış oluyor Eşik dolayımıyla. Peki bu dayanışma ağına yerel örgütler nasıl katkılar sunuyor ya da şeyden bahsettiniz, yereldeki kadın hareketinin güçlenmesinden bahsettiniz. Biraz daha yereldeki çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Ya şimdi dediğim gibi Eşik'in içerisinde yer alan kadın örgütleri kendi yerellerindeki öncelikler üzerinden de kendi eylemlerini
faaliyetlerini yürütmeye devam ediyorlar ama aynı zamanda mesela işte 25 Kasım'da bir eşik olarak sözümüz olduğunda en azından ortak 2-3 slogan üzerinden herkes kendi açıklamasını yapsa da ortak sloganlarımız belli oluyor. İşte kimisi sokağa çıkmayı tercih edebilir tabii, hani bu pandemi koşullarında şey basın açıklaması yapılabiliyor. İşte mesela Bodrum'da Bodrum Eşik Platformu tarafından mesela semt pazarlarında kadınlara İstanbul Sözleşmesi broşürleri dağıtıldı. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından. Eşik bileşenlerinden bir tanesi. Aynı zamanda Bodrum Eşik Platformu üyelerinden bir tanesi Bodrum Kadın Dayanışma. Gene Eskişehir'de benzer şekilde eylemler gerçekleştirildi. Yerelle nasıl bir destek aslında sağlanıyor? Şimdi hem yerelde parti örgütlenmeleri ve meclise ulaşma anlamında yereldeki kadın örgütlerinin bir çabası ve baskısı söz konusu olabiliyor. Aynı zamanda oradaki kadınlara ulaşma konusunda karşılıklı bir işbirliğimiz söz konusu oluyor. Platform ortak sözü hep birlikte ürettiğimiz bir yer olduğu için o ortak sözü kullanmak, yaratılan görselleri, işte videoları, başka materyalleri kullanmak anlamında birbirimizi desteklemiş oluyoruz. Onun dışında yerellerde de biliyorsunuz belediyelerin bütçeleri şu an tartışılıyor. Orada hem bir bilgi alışverişi hem birlikte neler yapacağımızı, yapabileceğimizi tartışıp herkes birbirini destekliyor. İşte örneğin Kuşadası'nda bir çalışma varsa Trabzon'da yoksa Kuşadası Trabzon'a yolluyor o çalışmayı. Hani bütçe, belediye bütçesiyle ilgili, cinsiyetle ilgili nasıl talepler söz konusu olabilir gibi. Bu anlamda birbirini besleyen bir yapı söz konusu açıkçası. Evet, gerçekten çok heyecan verici. Yani o kadın örgütlerinin birbiriyle, hani farklı bölgelerdeki kadın örgütlerinin dayanışması çok önemli. Dediğim gibi bence çok dinamik ve destekleyici bir yapı aslında eşik o anlamda. Evet. Biraz daha Türkiye'deki kadın hareketini de aslında bu bağlamda konuşabiliriz. Yani eşik bağlamında. Dünyada da Türkiye'de de son yıllarda aslında feminist hareket çok yükselişte ve daha da güçleniyor aslında sizin de bahsettiğiniz gibi. Bu aslında kadın kazanımlarına ve hayatlarımıza yönelik saldırılarla da çok paralel ilerleyen bir süreç. Yani İstanbul Sözleşmesi olsun, çocuk istismarı, tartışmaları olsun, sürekli bir saldırı altındayız aslında. Ve ama daha da örgütlenmeler güçleniyor, işte eşik gibi yapılar ortaya çıkıyor vesaire. Siz dünyadaki kadın hareketini yakından takip ettiğinizi biliyorum, düşünüyorum. Bir Türkiye'deki kadın hareketini nasıl görüyorsunuz? Yani ne gibi zorluklarla karşı karşıyayız ya da ne gibi avantajlarımız var? Belki bunlardan biraz daha bahsedebiliriz. Ya Türkiye özelinde değil, bu yıl açısından, hepimiz açısından bu fiziksel mesafe, sokağa çıkamama hali tabii ki hepimizi zorlayan bir şey oldu. Öncelikle onu söylemek lazım ama bu sadece Türkiye açısından değil dediğim gibi. Ama Türkiye'de öncesinde bir de OHAL sürecimiz var bizim, biliyorsunuz. ama tıpkı 80 döneminde olduğu gibi OHAL sürecinde de kadınlar gene ilk sokağa çıkan ve sokakta kalıp hakları için savaşan kadın örgütleri oldu. Yani Türkiye'de kadın hareketinin daha önce de dediğim gibi o bağımsızlığından, örgütlenmesinden ve dinamik yapısından aldığı güçle aslında hep güçlüydü. Hala da en organize şekilde karşı çıkabilen yapı, ama eşik şu an niye var ve neyi söylüyor? Artık çok topyekün ve çok fazla alanda mücadele etmek zorundayız. Yani bu da aslında şeyi görüyoruz. Boşanma komisyonu raporu çıktı. Şu an yılını hatırlayamadım ama 2016-17 olması lazım. Umarım yanlış söylemiyorum. Bu boşanma komisyonu raporunda
kadın haklarına yönelik aslında bir takım emareler vardı. Hangi haklara yönelik müdahaleler olacağına dair. Kadın hareketi o dönemde bu rapora ilişkin ses çıkardı ve şu an açık şekilde o raporda yazılanların aslında hayata geçirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Eşik de aslında bunu gören kadınların ve kadın örgütlerinin bir araya getirdiği bir yapı. O yüzden de bu kadar sağlam duruyor. Yani tekil mücadelelerle daha zor oluyor. Hele de bu şartlarda, bu ülke ve dünya şartlarında bu konu. Ve işte bir gün İstanbul Sözleşmesi gündeme getiriliyor. İşte iki hafta boyunca hararetli şekilde birden tartışmaya açılıyor. Tartışmaya açılması demek bu konuda işte kolluğun, hakimlerin yapacaklarını yapmaması, daha geride durmasından tutun, işte faillerin daha cesaretli hale gelmesine pek çok şeye neden oluyor aslında. Tartışmaya açılması öyle teorik bir hal değil. Yani doğrudan kadınların hayatlarına yansıyan ciddi ve şiddete dönük etkileri oluyor. Ama biliyoruz ki işte İstanbul Sözleşmesi sönümlenmiş gibi oluyor. İşte nafaka sönümlenmiş gibi oluyor. Sonrasında işte 6284 o bitiyor. Çocuk istismarı yani bitmiyor da aslında. O yüzden de birlikte bir mücadele ihtiyacı ve bütün bunlara yönelik söz söyleme birlikte eylemlilik hali gerektiğini düşündüğü için aslında ortaya çıktı eşik. Türkiye'de nasıl bir süreç var? Türkiye'de ya kadına yönelik şiddet verileri, devletin verileri ortada değil. Kadın örgütlerinin ulaştığı, basın üzerinden ulaştığı bir takım veriler var. O veriler de aslında tam olarak gerçekleri yansıtmıyor. Şunu çok net biliyoruz. Türkiye'de kadına yönelik şiddet artıyor, kadın cinayetleri artıyor ve buna yönelik alınan önlemlerde de ciddi geriye gidişler var. Bütüncül politikalar söz konusu değil, sığınaklar yok, kadınların istihdama katılması için kreşler yok, kadın ekonomik olarak bağımsızlığını kazanamadığı zaman şiddet döngüsünden çıkması daha zor oluyor, çocukların şiddet döngüsünden çıkması daha zor oluyor. Bütün bunları görüyoruz ve biliyoruz. Bunu aslında devlet de biliyor ama bunu bir politika olmaması, bütüncül bir politikanın söz konusu olmaması bir tercih aslında. Yani Türkiye İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir denetim süreci yaşadı. İstanbul Sözleşmesi'nin Grevio diye bağımsız bir uzmanlar grubu var ve sözleşmeye göre sözleşmeye taraf ülkeleri sözleşmeye uygun hareket edip etmediğini denetleyen bir yapı bu. İlk imzalayan ve onaylayan ülkeydi Türkiye. İlk denetimde Türkiye'de yapıldı. 2018'de çıktı Grevio'nun Türkiye raporu ve halen resmi çevirisi dahi yapılmış durumda değil. Oysa ki bir taraftan daha yeni tarihli açıklamalarında da bakan şeyi söylerken işte kadına yönelik şiddete sıfır tolerans kesinlikle kabul edilemeyecek bir şey. İşte bu konuda elimizden geleni yapıyoruz gibi söylemlerde bulunurken 2018 tarihinden beri bu raporun resmi çevirisi dahi yapılmadı. Oysa ki raporun resmi çevirisi yapılmalı. Aynı zamanda kamuoyuyla, bütün yargı mensuplarıyla, kadın örgütleriyle, herkesle de paylaşılması lazım. Parlamentoyla, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin yakın tarihli bir açıklaması var. Onlar da şeyi söylüyorlar açık şekilde, yani İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırıları endişeyle izliyoruz. Özellikle Türkiye ve Polonya'daki saldırıları ve bütün parlamenterleri de bu süreçte aktif olmaya, İstanbul Sözleşmesi'nin ilkelerini ve sözleşmeyi savunmaya, kadına yönelik şiddeti durdurmak için mücadeleye çağırıyoruz diyor. Bizim aslında bu meclis göreve kampanyamızın çıkış noktalarından bir tanesi de buydu. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nde aynı zamanda şöyle bir süreçte öngörülüyor. Devlet raporu, devletin denetim raporunun parlamentolara, ulusal parlamentolara gelmesi ve ulusal parlamentolarda görüşülmesi lazım. Ve bizim bu meclis göreve sürecini, sözünü söylerken aynı zamanda şeyi de talep ettik. Hem
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan ama aynı zamanda tüm parlamenterlerden Grevio raporunun resmi çevirisinin gerçekleştirilmesi için mücadele etmeleri, raporun mecliste görüşülmesini sağlanması ve 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele gününde meclisin bu konuda özel bir oturumla Grevio raporu üzerinden bir görüşme sağlanması ve İstanbul Sözleşmesi'ne hep birlikte sahip çıkılması üzerinden oluşturduk taleplerimizi. Böyle. Sorduğunuz soruya yanıt oldu mu bilmiyorum. Biraz geniş oldu galiba ama atladığım bir şey varsa hatırlatırsanız devam edeyim. Aslında şeyden devam edebiliriz. Belki 25 Kasım'da söylemiş oldunuz. Yani eşiğin bundan sonraki süreçteki hedefleri yani neler? Ya da 25 Kasım'la alakalı büyük ihtimal bir eylem planı düşünüyorsunuzdur. Belki onu biraz açabilirsiniz. Ya da biraz daha uzun vadeli ne gibi hedefler koyuyor kendine gibi bir soru sorabilirim belki. Ya şimdi burada bir şeyi söylemek lazım. Bu uluslararası örgütlenme, uluslararası işbirlikleri konusunda zaten çalışmalara ve o işbirliklerine devam edecek eşik. Onun dışında parlamentoyla, parlamento içi dışı partilerle görüşmelere devam edecek. Meclisi izlemeye devam edecek. Bunun dışında şu an için İstanbul Sözleşmesi veya çocuk cinsel istismar faillerine yönelik af girişimleri geri çekilmiş gibi gözükmekle birlikte, geri çekilmiş derken daha sessizleşmiş gözükmekle birlikte bu süreçlerin tekrar önümüze çıkartılması söz konusu olduğunu biliyoruz. Çünkü geçmiş senelerde de yaşadık bunu. Bu yüzden de aslında çalışma alanlarımızı kısıtlamak değil, o anki, o günkü ihtiyaca göre genişletmek üzerinden bir bakış açısı söz konusu eşiğin. Şu an için bu konularda çalışmaya devam edecek ama yarın öbür gün miras hakkıyla ilgili kadınların bir şey söylendiğinde o konuda da söz söyleyecek elbette ki. Böyle bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. 25 Kasım'da da neler yapılacak? Eşik kendi platform olarak, eşik bileşenleri platform üzerinden de sözlerini söyleyecek ama aynı zamanda her eşik bileşeni kendi etkinliklerinde yapacak. Etkinliklerle ilgili de birlikte yaptığımız şeylerle, ürettiğimiz şeylerle ilgili de bilgi almak isteyenler eşiğin işte Twitter, Facebook, Instagram veya YouTube hesaplarını takip edebilirler. Web sitesini takip edebilirler. Eşik Platform Net üzerinden. Buralardan bilgi almaları söz konusu olacaktır. Evet, teşekkür ederiz. Aslında ben son olarak şeyi de belki kısaca konuşuruz diye düşündüm. Son dönemde Şili'deki kadın hareketi çok heyecan verici aynı zamanda. Son mesela anayasa yazım sürecine artık kadınların da %50 yani dahil olduğu bir kurulu tarafından yazılacak yeni anayasa. Yani aslında Latin Amerika'da da diğer bölgelerde de kadın hareketi çok sizin dediğiniz gibi zaten güçlüydü ama artık daha da güçleniyor ve belki de dünyadaki en güçlü hareketlerden biri haline geliyor aslında. Şili de bunun bir örneği. Türkiye'de herkese bunun örneği. Yani mücadeleyi dediğiniz gibi daraltmadan belki daha da geniş bir şekilde şey yapmamız gerekiyor. Ama biraz işte İstanbul Sözleşmesi ile ilgili toplantıda da bahsettiğiniz uluslararası toplantıda da aslında saldırılar da aynı cepheden. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne yapılan itirazlar ya da devletlerin ve toplumun tepkileri de aynı yerden besleniyor bir şekilde. Biraz o patriarkal saldırılarla alakalı da belki konuşabiliriz. Yani o İstanbul Sözleşmesi'ne olan ortak itirazları biraz belki konuşabiliriz. Sonuçta iktidarların tabii benzer itiraz noktaları var. Bu dinden veya kültürden bağımsız o ataerkinin yarattığı kendi koltuğunu ve iktidarını kaybetme korkusuyla ilgili tabii ki. Yani hani şiddetle mücadele etmek demek İstanbul Sözleşmesi'nin girişinde de çok açık şekilde
söylendiği gibi şiddet ve ayrımcılık çok birbirine geçmiş bir sarmal. İstanbul Sözleşmesi'nin girişinde ne diyor ki, kadına yönelik eşitlik sağlanmazsa, daha doğrusu şöyle diyor, kadın erkek arasındaki tarihsel eşitsizlik aslında şiddeti besliyor diyor. Yani siz şiddetle mücadele ettiğinizde aynı zamanda cinsiyet eşitliğini de sağlamakla yükümlüsünüz. Tek başına birini yapıp diğerini yapmamak gibi bir şey zaten söz konusu değil, işin doğasına da aykırı. Ve bu şey demek tabii, yani işte kadınlar için eşit eğitim olanakları, eşit istihdam olanakları, siyasete katılım, gerçek anlamda seçme seçilme hakkını kullanma, işte sokağa çıkma, ifade özgürlüğü, bunların tümünün kadınlar açısından da kullanılabiliyor olması halinden bahsediyoruz. Yani şu anki mücadele sadece şey gibi gözükse de, işte kadınların fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü korumak ve şiddet tehdidini ortadan kaldırmak gibi gözükse de, aslında ayrımcılık ve şiddetin ve eşitsizlik halinin böyle bir bağlantısı var. Eşitlik olmadan özgürlük ve şiddetsiz bir yaşamın olması söz konusu da değil. O yüzden zaten platformun adı da Eşitlik İçin Kadın Platformu. Ya tüm dünyada kadın hareketi belki de hep güçlüydü. Yani kadınların mücadeleleri bir taraftan bu kadar, yani bir kere dünyanın yarısıyız, bu çok net. Dünyanın yarısı olmasımıza rağmen kaynakların %1'inden faydalanabiliyoruz. Biz değil de kim mücadele edecek? Türkiye'de de anayasayı biz yazacağız. Kadınlar yazacak. Buna inanıyoruz. Ve bunun için mücadele ediyoruz. Daha eşitlikçi, daha özgür vatandaşlar olmak açısından da aslında herkesi de bu mücadelelerin içine çağırıyoruz. Çünkü hep şeyi söyledik biz. Şimdi İstanbul Sözleşmesi dediğimiz sözleşme, uluslararası insan hakları mekanizmaları içerisinde yer alan sözleşmelerden bir tanesi. Bundan çekilinmesinin konuşulması, bunun dile getirilmesi dahi aslında insan haklarına yönelik, kadının insan haklarına yönelik bakışı ve bundan sonra sürecin nasıl ilerleyebileceğine dair çok ciddi endişeleri sadece kadınlar açısından değil, eşit ve özgür vatandaşlar olarak yaşamak isteyen her bireyin hissetmesi ve buna karşı mücadele etmesi lazım. Çünkü bu tarz devletlere sorumluluk getiren ulusal veya uluslararası metinlere yönelik tepkiler ve saldırılar başladıktan sonra durdurulabilir şeyler olmuyor. Bunlar çünkü bir politikanın aslında göstergesi ve bu iş sadece başlarsa eğer İstanbul Sözleşmesi ile kalmayacaktır. Yani Medeni Sosyal Haklar Sözleşmesi de ortaya yatırılabilir, Avrupa Sosyal Şartı da ortaya yatırılabilir, Engelli Hakları Sözleşmesi de ortaya yatırılabilir, bunlar konuşulabilir. Yani o yüzden aslında insan hakları sistemi bir bütün, bunun böyle görülmesi ve dediğim gibi eşit ve özgür vatandaşlar olarak yaşamak isteyenlerin de bu sürece kulaklarını, gözlerini kapatmamaları, bu mücadelelerin içinde yer alıyor olmaları gerek. Kadınlar mücadele veriyorlar, vermeye devam edecekler ama böyle bir tehlike olduğunun da artık görülmesi ve bilinmesi lazım. Yani eşitlik hepimizin ortak talebi olmalı. Bundan kaçış yok. Evet, çok güzel açıkladınız. Teşekkür ederim. Başka eklemek istediğiniz son bir şey varsa onu alabiliriz. Dediğim gibi şeyi hatırlatabilirim. Eşikle ilgili bilgi edinmek, takip etmek isteyenler varsa sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirler. Bu sayede de hani hem ne yapıyoruz, bileşenlerimiz ne yapıyor, kadın hareketinde neler oluyor Türkiye'de ve dünyada, o anlamda süreci takip etmeleri de daha kolaylaşacaktır. İçinde yer almak istiyorlarsa yer almaları da daha kolay olacaktır. Anladım. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Bir başka Perşembe Söylesi'nde daha buluşmak üzere. İyi günler herkese.